Çekil bacını. Kızlar. Böyle tabii yakışıklı. Evet. Sayın Bakanımız ilçemize ve baba ocağına hoş geldiniz. Canım benim. Maşallah. Dur. Maşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen kızı. Şöyle sizi önümüze alalım. Bir amcamızı da alalım. Gel. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Güzel oldu. Yok olay olmamış. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Ay bakın yer kalmadı lütfen rica ederim. Sayın Bakanım bayanlar da... Bakan oğlum hakim değil. Aşağıdaki şey ne o ya? Ay, müsaade edin abi biraz daha geri gel. Başka olsun. Şurada neyin bağırtısı var? İçeri girmiyor. Bir aşağıya bakalım mı neyin bağırtısı? Erdoğan Bey. Üstünü doldurun. Erdoğan Başkan. Buyur başkanım. Bir aşağı bakayım. İçeri. Teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Böyle yemek çok...
fotoğrafıyla çekeceksen iş gözü. İşe dursun. Hemen önce şöyle Vali Bey'in yanına bir sandalye alsınlar. Bir başka bir sandalye alsınlar. Ya da bir hayal edin. Başka... Sayın Vali, Sayın Milletvekillerim, değerli misafirlerimiz, öncelikle ilçemize gelişlerinizden dolayı, teşviklerinizden dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanım, ilçemize ziyaretinizle bizi onurlandırdığınız için şahsım adına ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. İlçemizde sizlerin sayesinde birçok yatırım başladı ve başlayacak. Bundan dolayı ilçe olarak sizlere ayrıca müteşekkiriz. Bu yatırımların başında sizlerin çabalarıyla inşallah bu sene kendi lisemizin temelini atacağız. 24 derslikli 200 pansiyonlu spor salonuna bir fen lisemiz inşallah. Bu sene binamız bitene kadar en az 3 derslikle veya 2 derslikle eğitime başlayıp Milli Eğitim Bakanımıza Sayın Valimizin de bilgisi dahilinde inşallah eğitime başlayıp binamız hazır olunca hazır altyapılı bir şekilde fen lisemize bir geçiş olacak. Onun dışında Sayın Bakanımızın da Kültür Bakanlığı ile görüşmeleri sayesinde ilçemize çok güzel bir kültür merkezi yapmayı düşünüyoruz. Bunun için de belediye başkanımızla beraber bir arsa çalışmalarımız devam ediyor Sayın Bakanım. Sizin de takdir ederseniz aşağıda Tarım Müdürlüğü için ayrılan bir yerimiz var. Onunla ilgili tahsis çalışmaları için çalışmalara başladık. İnşallah en kısa sürede tahsis edip başlarız Sayın Bakanım. Ayrıca Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla Feyzullah Bey Camisi bu sene restorasyona alınıyor. Yine Merkez Camisi'nin mülkiyet sorunu için Vakıflar Genel Müdürlüğü yazışmalara başladı. O da halledilince o da bu sene muhtemelen restorasyona başlanacak. Ayrıca Gençlik Merkezimiz için de Gençlik Spor Bakanlığı'yla çalışmalar başladı Sayın Bakanımızın talimatlarıyla. İnşallah arsası hazır. O da inşallah bu sene gerçekleşir. Onun dışında Sayın Bakanımızın çabalarıyla bir hayırsevimiz, öğretmenimizimiz yapacak inşallah. Tapu işlemleri de bitti Sayın Bakanım. Tapuyu Milli Eğitim'e devrettik. İnşaat dönemiyle beraber başlanacak. Onun dışında yine Sayın Bakanımızın çalışmalarıyla Sayın Bakanımızın çalışmaları adliye binası, lojmanları, ilçe emniyet müdürlüğünde karayollarının arsasının tahsis sistemleri son aşamaya geldi. O biterse inşallah orada da yatırıma başlanacak. Karayollarımız Tuzucu yolu üzerinde bir arsaya taşınacak. Daha birçok yatırımımız var ama sözü uzatmak istemiyorum. Sayın Bakanımıza bundan dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, Hanım Bey teşekkür ederiz. Arkadaşlar, tabii Kaymakam Bey'e teşekkür ederiz. Projeleri saydı ama epeyce atladığı da var. Evet Sayın Bakanım. Uzun olunca Sayın Bakanım. Hem uzun hem Kaymakam Bey sağ olsun yeni hızlı girdi ama tabii hepsini tekrar kavramak biraz zaman alabilir. Burada bir beis yok. Özellikle yüksek okul yurdu inşallah, yüksek öğrenim evet, yurdu ile ilgili süreç başladı, ihale yapıyorlar. O bence burası için önemli projelerden biri. Onu da yapıyorum. Birçok proje başlıyor. Bugün projeleri konuşmayalım. Projeleri siz saydınız zaten vatandaş projeleri görüyor. Ama sadece şunu söyleyeyim. Değerli milletvekilimize çok çok teşekkür ediyoruz. Biz vekilimizle birlikte Ankara'da geçmişten bugüne ilçelerimizin ve ilimizin hizmetleri için koşturuyoruz. Sağ olsun Vali Bey Mülki İdare Amirimiz olarak hemen anında el atıp yol açmak adına olaya müdahil oluyorlar, vaziyet ediyorlar. Bu konuda Vali Bey'e ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyoruz.
Tabii ilçe bazlı olunca da belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Yapmak istediğimiz her işle ilgili ne gerekiyorsa destek veriyor, yol açıyor. Çünkü geçmişte biz Kazman'da onun sıkıntısını yaşadık. İş yapmak istedik ama yer bulunamıyordu. Yerler başka amaçla belediyede karar alınırsa iş kilitleniyordu. Dolayısıyla inşallah birçok iş yapacağız ama burada size, bize, herkese düşen bu işi hızlı bir şekilde takip edip sonuçlandırıp bu işlerden sonuç almak. Bu konuda biz Sayın Başbakanımız başta olmak üzere hükümetimize müteşekkir ederiz. Çünkü ilimiz ve ilçelerimizin ihtiyaçları çok. Onların dünden bugüne son 14 yıldır yaptıklarımızla yetinmeyip daha hızlı bir şekilde diğer illerle, diğer bölgelerle aramızdaki kalkınmışlık farkını gidermek adına olağanüstü bir destekleri var. Biz de bu destek çerçevesinde ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde ve ilçelerimizde hizmet ediyoruz. Her kim ki bu hizmette katkı koyuyorsa, el atıyorsa hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ama biliyoruz ki bu bir ekip işi. Ekipteki herkesin aynı ahenkle koşturması, takip etmesi gerekiyor. Tamam, biz görüşüyoruz, ediyoruz. Vekilim Ankara'da takip etmezse teşkilatlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız burada vatandaşla doğru kontak kurmazsa, sizler mülki idare olarak veya belediye başkanlarımız bu anlamda işleri hızlandırmazsa istediğimiz sonuçları alamayız. İnşallah biz güzel sonuçlar alıyoruz. Ve bu sonuçlarla ilgili herkes koşturuyor. Çok teşekkür ediyoruz ama işin başı, memleketin huzuru, memleketin bekası, özellikle bölgemiz başta olmak üzere, sadece ilimiz değil, bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını engelleyip bu ülkenin istikbali, istikrarı için hep beraber inşallah mücadele edeceğiz ve biz gereğini yapacağız. Vatandaş da bunu görüyor. Vatandaş da 16 Nisan dahil niye istikrar istiyoruz? Niye güvenle ilgili destek istiyoruz? Niye tek başlı yönetim istiyoruz? Tek başlılıktan kurtulmak istiyoruz? Görüyor işte bu hizmetlerin çok daha hızlı, çok daha istikrarlı gelebilmesi için ahenkli bir yapıya kavuşmamız lazım. Bu ahenkli yapının da yolu belli. İnşallah bu konuda insanımız, vatandaşımız da bize desteğini bugüne kadar olduğu gibi esirgemeyecek. Biz ilçemizi de, ilimizi de, diğer ilçeleri de çok daha iyi noktaya getireceğiz diyorum bu vesileyle. Asıl mensup arkadaşlar da kaydediyor. Hemşehrilerimize onlar servis edecek. Dolayısıyla onlar aracılığıyla da hemşehrilerimize bu anlamda selamlarımızı, saygılarımızı da iyi dileklerimizi de iletmiş olalım diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Abi yok ona doğalgaz konusunda biz iki kere vatandaşa geldik. Vatandaş gereğini yapmadı. Vatandaş ben gereğini yapacağım desin. Biz yine yaparız. Allah canına razı olsun. O işte sana düşüyor. Sen sokak sokak gezeceksin. Tamam. Vatandaşa tamam, batacaksın. Tamam arkadaşlar hadi. Teşekkür ederim. Abi abi. Yani yolun önünde durmayın. Kenara durmayın. Yolun görüştürün. Görüştürün. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Geldi geldi. Her şey sana bak. Kendi bilecek. Hadi nasılsın? İyisin inşallah. Sonra sonra. Allah razı olsun. Tamam da mesela hemen hemen. Başı beyler, başta da buraya bizi göreceğim beyler. He. Bizi göreceğim. Tamam. Sizde görüşün. Tamam. Hocam bu tarafa çalışalım. Hocam buraya at. Evet, dur. Gel. Ama sen de Baba. Abi yüzünü alsaydık. Ne oldu? Sağ ol baba. Vali Bey şimdi. Burada da etkili yapacağım. Bak burada hep beraber dua edeceğiz. Bura, adı belli, burası. Otel burası. Kamerayı açalım. Kamerayı açalım.
Ne olsun, ben açmış, sen de gel aç. Doğru aşk kızım var mı? Evet. Dinlemezsin. Dinlemezsin. Arkadaşlar fotoğraflar aldınız mı? Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Dur teşekkür etme ya dur. Bu mevsimde kalmaya durduk. Basın mensuplarına ama. Arkadaşlar. Hadi sen her gün yiyorsundur. Sağ olun. Arkadaşlar. Valla sen de makineyi kapmışsın abi. Seni de basın mensubu kabul ediyoruz ya. Basın mensubu değil. Kazmanlar ya ben ikna vermiş oldum. Dur. Almayan oldu mu arkadaşlar basın mensuplarını? Mehmet. Yok sadece basın mensupları vereceğim. Onlar her gün yiyor. Sayın As Emniyet Müdürüm, As Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, saygılar sunarım. 2014 mahalli idareler seçiminde buraya geldiğimiz zaman gerçekten de çok zor şartlar altında buraya geldik. Ben bu konuda Sayın Bakanıma ömür billah minnettar olacağım. Çünkü bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmadı. Gerçekten de çok olumsuz şeylerle karşılaştık burada. Ama bize öyle bir elini uzattı ki bizi burada yalnız bırakmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Başkanım ikinci cümleyi rica ettim. Değerli başkanım teşekkür ederiz. Elbette ki ister atanmışlar olarak, ister seçilmişler olarak. Amacımız millete hizmet. Bu millete hizmet etme yolunda herkes elinden gelen gayreti sarf ediyor. Dolayısıyla biz de her yapılan işin insanımıza, milletimize hizmet olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Değerli vekilimle birlikte Ankara'da bu düsturumuzla hareket ediyoruz. İlde de valim, mülkilerdeki arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız gerçekten bu bakış açısıyla hizmet istiyorlar. O yüzden ayrım yapmadan herkese ne hizmet yapabiliriz ona bakıyoruz. Allah sizden de razı olsun. Siz de gayretinizi ortaya koyuyorsunuz. Arkadaşlarla uyumlu, ahenkli bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Bu yolda hiç kimsenin şüphesi olmasın ki biz milletin hizmetkarıyız. Yeter ki amaç hizmet olsun. Dün olduğu gibi bugün de yaparız, yarın da yaparız. Birçok problemi çözüyoruz ama gelip problemi çözdük diye söylemenin gereği yok. Vatandaş görüyor zaten. Problemlerin çözüldüğünü, inşallah daha da problem çözmeye, insanların derdine deva olmaya devam ediyoruz diyorum. Yani burada arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yani teşkilat olarak il başkanımızla, ilçe başkanımızla, genel meclis üyemizle her zaman
memleketin hizmetidir, milletin hizmetidir deyip ayrım yapmadan onlar da bizden aynı şeyleri istiyorlar. Biz de bu yolda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vekilimle vekil olarak gösterdik. Nasip oldu son birkaç aydır da geniş hakkıyla gösteriyoruz. İnşallah rahmetimiz burada yer ve yardımcımız olur. Bizi mahcup etmez. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Mehmet Bey sana da iltifat attık ama sen sırtın dönüp duruyordun. Muhabbetiniz bol olsun. Kusura bakmayın. Vallahi durmayın. Bak orada durmayın. Tarafa gel. Tarafa gel. Hadi. Hakan. Hakan. Hayır, Tarkan Tırar. Sen de yukarıda buyurma. Dokuz kişi olmanız lazım ki en az ondan sonra köye açalım. Ama dokuz olmadan bir kişi olmaz. Önümüze gidiyorsun hem dokuz kişi ayarla. Dokuz kişi ayarla. Önümüze gidiyorsun. Niye olmuyor? Korkuyorlar. Ben diyorum bari ben olayım ondan sonra da bari insanlar örnek olur. Ama bir kişi verdin mi olmaz yani. Bir kişilik olmaz yani. Sana söyledik. Bir kişi olmaz. Önümüze gidiyorsun dokuz kişi yok. Dokuz kişi bulacaksın, geleceksin. Tamam mı? Tamamdır Sayın Başkan. Evet. Başkan gelsene. Ben burada iyiyim.